kalkınma planları anayasa metnidir. Başta kamu kurumları olmak üzere ülke ekonomisi için bazen emredici, bazen de yol gösterici hükümler içerir. Anayasanın planlama, ekonomik ve sosyal konsey başlıklı 166. maddesinin ikinci fıkrası aynen şöyle. Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür. Yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir. Kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri bu plana göre gerçekleştirilir. Bana göre maddenin son cümlesi çok açık. Eğer 2019-2023 arası dönemde bir kalkınma girişimi olacaksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi de aynen kabul edilmesi halinde bu plana göre olmalı. Kamunun para, maliye, yatırım ve diğer politikaları kaynak tahsisleri plan metninde belirtilen şekillerde yerine getirilmeli. O zaman plana daha yakından bakalım. Planın hedef ve politikalarının ilki şöyle. 11. Kalkınma Planı hedefleri verimliliği odağına alan sanayi sektörünün başat rol üstlendiği ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modeli çerçevesinde belirlenmiştir. Olması gereken bir hedef. Sanayileşmeyi, verimliliği ve ihracata esas alan bir büyüme modeli. Son 20 yıldır uygulanan model terk edilecek. Yenisine ideal ve arzu edilen bir modele geçilecek. Uygulamaları görmek için heyecanlanmamak elde değil. İthalata bağımlılık azalacak, sıcak paranın egemenliği bitecek. Bunun nasıl hayata geçirileceği birkaç paragraf sonra açıklanmış. Belirlenen büyüme modelinde üretken olanlara yönelen yatırımların istikrarlı ve yüksek düzeyde olması önem arz etmektedir. Bu yatırımların en güvenilir finansman kaynağını oluşturan yurt içi tasarrufların artırılması amaçlanmakta. Plan dönemi sonunda yurt içi tasarrufların milli geliri oranının %30'un üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Yurt içi tasarrufların artırılması, cari açığın azalmasına ve Türkiye ekonomisinin olası şoklara daha dayanıklı hale gelmesine katkı sağlayacaktır kamu tasarruflarının artırılmasının yanında hane haklarının ve firmaların tasarruf bilinci ve eğiliminin artırılması, uzun vadeli tasarrufların özendirilmesi sağlanacak ve tasarrufları ekonominin verimli alanlarındaki yatırımlara yönlendirecek politikalar uygulanacaktır. Her şey yurt içi tasarrufların artmasına bağlı, onlar artınca yatırımlar çoğalacak, işsizlik azalacak, enflasyon düşecek. Enflasyon ve yatırım deyince başka bir madde dikkat çekiyor. Yatırımlar ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde yüksek faiz olumsuz bir etkiye sahiptir. Yüksek faiz doğrudan doğruya mal ve hizmetlerin üretim maliyetini artırarak enflasyona neden olmakta, artan enflasyon ise faizlerin daha da artmasına yol açarak kısır döngüyü tetiklemekte. Bir taraftan yüksek enflasyon, diğer taraftan yüksek faiz ve bunun sonucunda ertelenen yatırımlar ekonominin potansiyelinin gerisinde kalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla faizin düşürülmesine yönelik atılacak adımlar enflasyonun düşmesine ve yatırımların artmasına neden olacak ve böylece daha fazla üretime imkan sağlayacak. Artan üretim enflasyonu aşağı çekecektir. Plan döneminde bu yaklaşım hem enflasyonun kalıcı olarak düşmesine hem de büyümede arzu edilen noktalara gelinmesine imkan sağlayacaktır. Bu çerçevede plan döneminde yatırımcıların katlandıkları finansman maliyetlerinin düşük seviyede istikrar kazanmasını sağlayacak bir faiz politikası oluşturulması temel önceliklerden birisini oluşturacaktır. Bence daha uzun yazmaya gerek yok. 2019-2023 arasında kamuun önceliği faizleri düşürmek olacak. Plan metnine göre önce faizler düşecek ki ardından enflasyon düşsün. Başarılması halinde bu kapitalist ekonomik deneyime büyük bir katkı olacak. Okuduğumuz, okuttuğumuz bütün kitapları bir kenara koyacağız. Hatıra olarak saklayacağız. Çünkü bize düşük faizin tasarruflara olumsuz etki yaptığı, tüketimi tetiklediği öğretildi. Artan tüketimi artan üretimle arzla cevap verilmezse enflasyonun ve ithalatın artacağı öğretildi. Yıllardır bunu gözlemledik. Yüksek enflasyon ve ekonominin dışa bağımlılığı üzerine konuştuk, yazdık. Ama eğer bizim bildiklerimiz ve bugüne kadarki gözlemlerimiz, deneyimlerimiz doğru ise 11. kalkınma planı dönemi çok zor geçecek demektir. Zaten yeteri kadar zorluk var. Dahası olmaması için yanılmayı çok ama çok istiyorum.